Asr ediyorlar, hukuku e, hukuk çiğneniyor, hukuki değil. Yani burada bütün konuştuklarımız aslında tüm bu süreçlerde çok uzun zamandır hukuk değil, hukuk değil. Peki biz bundan sonra bugüne kadar yaşadığımız gibi bundan sonra neler yaşayacağız? <laughs> Yanıt verim. E, önce e, vurgulamamız gereken bazı noktalar olduğunu düşünüyorum. E, üstü kaçıyor. AKP 20 yıllık bir iktidar. 20 yıl boyunca biz düzenli olarak adalet hukuk sistemini tartıştık. Bakın daha önceki koalisyon ortakları işte Fethullahçıların akıbeti burada. Ama Fethullahçıların devlete ve yargıya hakim olduğu süreci hatırlamak gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Bugün biz ne tartışıyorsak hukuk meselesinde bunlar Fethullahçılardan öğrendikleri yöntemleri yapıyorlar. Bakın zamanında işte Gebze Adliyesi'nde hakimler ve savcılar emri, ee, i̇mam olarak gördükleri ilkokul mezunu bir marangozdan alıyordu. Şimdi böyle bir itiraf da var bu konuda açıkçası, ee, bu konuda e, mahkeme kararı da var. Şimdi bugünün marangozları kimler? Büyük bir soru soracağım. Yani biz eğer hakimler ve savcılar siyasi talimatla e, karar veriyor, siyasi talimatla insanların geleceğini etkiliyor, insanları mahkum edebiliyor diyorsak, o siyasi talimat nasıl verilebiliyor? O siyasi talimat e, hakime mektupla mı gidiyor, savcıya mektupla mı gidiyor, telefonla mı gidiyor, hangi telefondan gidiyor? Mesela Burhan Kuzu'nun saray santralinden bir hakime arayıp bir uyuşturucu baronunu talih ettirmesi bize ne anlatıyor? Burhan Kuzu'nun Erdoğan'ın danışmanlarından birisi olması, hukuk politikalarında görevli birisi olması bize ne anlatıyor? Hukuk politikalarının şu anki başkan vekili olan Mehmet Uçum'un Ekrem İmamoğlu kararından sonra konuşmasının... Nasıl okumamız gerekiyor? Aynı Ekrem İmamoğlu'nun Osman Kavala davasında, Gezi davasında, aynı Mehmet Uçum'un Gezi davasında acaba verilen mahkumiyet kararlarında payı var mı diye büyük bir soru ortaya atarım. O zaman Mehmet Uçum'un açıklamasını biz nereye konumlandırmalıyız? Mehmet Uçum'un açıklamasını o hakimler ve o savcılar bizimle birlikte mi öğrendi? Yoksa daha önce acaba Mehmet Uçum'un ne düşündüğünü biliyorlardı da o yönde mi karar verildi? Ben çok şüpheci, çok septik, çok böyle paranoyak bir adamım. Böyle sorular soruyorum. Şimdi nereye geleceğiz? Hukuk varmış gibi, Türkiye'de devlet hala ayakları üzerine durabilen çok önemli bir yapıymış gibi konuşmayalım. Biz nasıl bir faşizmle karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Tamamen bir kurgu kuracağım. Bakın Epek Özbey bir kurgu kuracağım. 6 yaşındasınız. 6 yaşındasınız. <laughs> Devletin gözbebeği olan babanız... Sizi müridiyle evlendiriyor. Sonra siz aynı devletin değiştirmeye çalıştığı kanunlarda aslında evlenmenizin suç olduğunu yıllar sonrasında anlıyorsunuz, travma halindesiniz. Sonra gidiyorsunuz şikayet ediyorsunuz. Sonra sizin aslında çocuk yaşta istismar edildiğiniz ortaya çıkmasın diye bu devletin doktoru sizin yerinize babanızın başka bir adamını tedavi ediyor. Sonra aynı devletin savcısı size değil o doktorun yaptığı düzenbazlığa inanıyor, dosyanızı kapatıyor. Sonra öğreniyorsunuz ki o savcının daha öncesinde de cinayet soruşturmasını kapatmış. Sonra hakiminizle birden zamanında katibine, özel kalem müdürüne cinsel tacizle suçlandığını öğreniyorsunuz. Cinsel tacizden soruşturma geçirmiş. Allah Allah. Sonra gün geçiyor. Gün geçiyor. Siz iktidarın yasaklamaya çalıştığı sosyal medyada tamamen tesadüf eseri birisiyle karşılaşıyorsunuz. O kişinin tavsiyesiyle Başınıza gelenleri bir kez daha soruşturmasını istiyorsunuz. Bir kez daha e, acaba e, istismara uğradınız ortaya çıkar mı diye bir feryat edelim diyorsunuz. Yıllar geçiyor kimse sesinizi duymuyor. Sonra bir gazeteci çıkıyor haberinizi yapıyor. Ya diyor ki işte diyor e, bu böyle bu çocuk 6 yaşından beri başına bunlar 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 geliyor. O gazeteciye hedef gösteriyorlar. O gazetecinin haberini yasaklamaya çalışıyorlar. O savcı o gazetecinin haberleri hakkında yasaklama kararı çıkartabiliyor. Sonra siz bakın daha biz bugün okuduk ya Manisa'da çocuk yurtunda kalan çocuklar pavyonlara satılıyormuş ya. Evet. Ve siz siz devlete inanıyorsunuz. Gidiyorsunuz çocuk yurtlarına gidiyorsunuz. Sonra o çocuk yurtlarında şiddet görüyorsunuz. Bu kadar şey başınıza geldikten sonra Sonra size uyuşturucuya bağımlı hale getiriyor bu sistem. Devletin gözünün önünde. Sonra uyuşturucuya bağımlı hale getirdikten sonra pavyonlara satıyor sizi. Bu ülkede polis de mi yok ya? Bu ülkede savcı da mı yok? Bu ülkede hakim de mi yok? Bu ülkede ya, ya o kadar ya her şeyiyle çürümüş. Her şeyiyle çürümüş bir sistem. Biz acaba Ekrem Amoğlu davası bozulur mu bozulmaz mı? Maalesef üzülerek söylüyorum. Şey Bakın çok üzülerek söylüyorum. Bu ülkede hala siyasi parti liderlerinin ki gerçekten bu ülkenin hukuk düzenindeki çürümüşlüğü en fazla dile getiren, bizzat o hukuk çürümüşlüğünün gadrini uğramış, elini hayatını bu sistemin çarpıklıklarını ortaya çıkarmak için gerçekten ortaya koyan siyasi parti liderlerinin hiç bunlar yaşanmamış gibi ya bu ülkede bu kararı bozacak hakimler olduğuna inanıyorum gibi cümleler etmesini ben çok büyük iyi niyet olarak görüyorum. Ya 2023 seçimlerini hem Türkiye Cumhuriyeti için tamam mı devam mı seçimleri olduğunu artık anlamak gerektiğini inanıyorum. Erdoğan için, AKP sistemi için, bütün bu Erdoğan network'ü için ne kadar hayati bir önem arz ettiğini anlamamız gerektiğini düşünüyorum. O seçimi kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerini hiçbir zaman unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Onun için bugün İstinaf, yargıtay vesaire. <laughs> Bozabilir bütün bu kararları. Bu bozulması hukuki bir karar verdiği anlamına mı geliyor Sezgin Bey? Yılların hukukçusu burada. O da siyasi karar. Ya yani karar çıkması da siyasi karar. Ceza çıkması da siyasi karar. Her şeyi siyasi karar olarak okumamız gerekiyor. Siyasi gündemine göre. Tabii canım. Ne? Göre. Ya amacı ne? Amacı ne? Yoksa Ekrem İmamoğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyilik mi yapmak istiyor? Hayır. Orada bile bir siyasi mühendislik var. Yani iktidarın, bu çürümüşü yaratan iktidarın neler yapabileceklerini göre satranç hamlelerini iyi belirlemek gerekiyor. Peki A, B, C... ben bir ara soru sorayım mı sana burada? Hep şu söyleniyor ya, mesela EYT çıkarılacak seçime doğru. Evet. 20 yıl bekledi, 20 yıldan sonra seçime yakın EYT çıkarıyor. Tamam. E, diyor ki işte onunla seçim alacak. Yok canım diyorlar, 20 yıl boyunca... Ee, çıkarmadı, şimdi çıkarıyor. Yurttaş bunu, seçmen bunu yer mi diyorlar mesela? Öyle değil mi? Bu bir. Evet. İkincisi işte İmamoğlu şu ana kadar hiçbir şey yapmadılar tırnak içinde, ee, ama seçime doğru yasaklama getirdiler. İşte öbür tarafta e, muhalefeti bölmeye çalışıyorlar. Ya seçmen bunları görmüyor mu? görüyor. Asgari ücreti 10 bin lira yapacaklar. 10 bin lira şimdi mi olacak asgari ücret? İşte para akacak bu memlekete. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan para gelecek. Biraz iyileştirecekler. Bu seçmen bunu görmeyecek mi deniyor. Ya bir de işin böyle bir boyutu var. Görmeyecek mi? E hepsi. Görse de mesele şu. Tamam gördü. Tamam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisine rüşvet verdiğini de gördü. Tamam bu ülke tarihinin en büyük yolsuzluklarını yaptığını, en büyük adaletsizleri yaptığını da gördü. Hepsini de biliyor. Belki sizden daha fazla biliyor. A Haber izleyicisi sizden daha fazla anlatır kendi içindeki çürümüşlüğü. Ancak şu var mesele. Hep şuna geliyor dönüp dolaşıp. Bu seçimin İpek Özbey iktidar zayıf diye kazanılmaması lazım. Muhalefet çok güçlü diye kazanılması lazım. Aynı şekilde zaten kazanılırsa şu anki toplamda bundan dolayı kazanılacak. Muhalefet güçlü diye değil, iktidar çok güçsüz diye kazanılacak. Çünkü ben muhalefete baktığımda gazeteci olarak ben zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakış açım bellidir. Ama kendimi hiçbir muhalefet partisine yakın hissetmiyorum. Ama şunu görebiliyorum. Ana muhalefet partisinde il başkanı ile belediye başkanının kavgasını görüyorum ya da ana muhalefet partisinin en önemli belediye başkanları arasında ve o partinin lideri arasında bir iktidar kavgası var mı tartışmasını ben bunu görebiliyorum. E bunu ana muhalefet partisinin kendisi içinde çözemiyor. Ya da ana muhalefet partisinin bazı yöneticilerinin yandaş medyanın bazı kalemlerine partiyi yıpratacak bazı kulisler verdiğini görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ya da diğer partinin liderinin ana muhalefet partisiyle kavgasını görüyorum. Ya da o altılı masa içinde başka çatışmalar görebiliyorum. E şimdi ben bu kadar bir tırnak içinde birbiriyle söylem birliğinde olmayan, birbiriyle sanki kavga görüntüsünü veren bir muhalefeti mi acaba tercih etmeliyim? Öyle ya da böyle bana evet rüşvet veriyor. 10 bin lira mı yapacak e, asgari ücreti? 10 bin lira yapacak. EYT'mi çözüyor öyle ya da böyle ülke dünyada savaş halinde. Ben e, Recep Tayyip Erdoğan evet kötüdür. Yolsuzluk da yapıyor olabilir bu AKP iktidarı ama baksana bunlar gibi kendi aralarında kavga etmiyorlar. Daha güçlü bir lider diye acaba o dediğin seçmen onlara oy verebilir mi?